psikopat. Evet. Adam ruhsatsız silah taşıyordu falan. O zaman duymuştuk. Yani bizi de tehdit etmişti o zamanlar abisi. Yani çok azılı psikopat yani. Zaten bilinmeyen bir tip. Evet. Belki çocuğa baskı yaptı, korkuttu. Belki de bu gayrimeşru hayata onlar da sokmuş olabilir. Yani böyle bir şeyde daha önceki hayatına. Hatta dedi abim sizin yanınızda çalışsın dedi. Tamam kabul et. Çocuklar dedi abi, hocam dedi psikopat dediler yani. Tam klasik psikopat dediler. Biz özür dileriz dedik yani. Biz mümkünse bizim yanınızda çalışmasa da yani başka bir yerde onu şey yapsak falan. Başka bir yere de tavsiye edemiyor. Çekindik çünkü. Hı-hı. Yani klasik psikopat yani. Evet. Şey. Kız beni dedi dövüyor dedi. Tehdit ediyor dedi o zamanlar. Ya çok da müşkül durumda kaldım. Şimdi kız çocuğu yani alıp getiremeyiz yani. Dövüyor beni kurtarım diyor. Şimdi alıp getirsem bir de şey konu. Git evine desen dövüyor sövüyor diyor. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Ya dedim çok iyi davran. Ne yapıyorsa yap. Git elini öp. Abi beni affet dedersin de yani o tarz yani ne istiyorsa yapayım dedi. Onun abisinin sinirlenmesi sebebi bizim onu iş yerine sokmamamızdı. Yani paraya ihtiyacım var. Yani oradan da para verecek. Ama tehlikeli bir tip. Yani şimdi gidip şey yaptırsak yani o zaman söylemişti. Yani tabii şu an bilmiyorum yani çünkü durumu. İnsan böyle şeyler çok vicdani baskı altında kalıyor, evet. Müşkül durumda kalıyor. Yani iki tarafta 50'ye 50 nasıl karar vereceğimi bilemiyor. Evet, ama ben bütün buna rağmen ben bu çocukların baskı ve zor altında bunu verdiklerini düşünüyorum. Yani her ülkede bunu yapacak insanlar değil. Yani ailelerde tahmin ediyorum paraya ihtiyaçları olduğu için bunları zorladılar. Bir şey yok, mahsur da yok dediler. Evet. Ve bu hikayeleri uydurtturdular diye görüyorum. Yani ama hiçbir şekilde onlara karşı şimdi en ufak bir öfke yok. Velev ki ben bundan manevi zarar görsem de, çok büyük zarara girsem de hakkımı gani gani helal ediyorum. Maşallah. Yani bende intikam yok, öfke yok. Yani kız çocuğu nihayet. Erkek çocuğu da olsa fark etmez. İnsandır nihayet. Onları onu konuşturan da Cenab-ı Allah. Kaderin de o. Elhamdülillah. Yine başa gelse yine aynı şeyi sunar. Yani biz bütün dünya bir araya gelse yapma etme evladım dese yine yapar. Evet inşallah. Ama böyle şeylerde tehdidin de çok büyük etkisi var. Yani ailenin parayı almak mesela muhtemelen ailesi paraları kullandı çocukların. Evet. Yani bunlar para vereceklerini zannetmiyorum ben. Yani verse de bile kısmen verecekler evet. Yani inşallah. Ama bir daha söylüyorum. Bakın şikayetçilerin ve gizli tanıkların iddialarıyla ilgili Üsküdar Başsavcılığı'nın 2008-1211 soruşturma sayılı takipsizlik kararı var. Bu karar Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2008-1015 müteferrik sayılı kararıyla tasdik edildi. Evet. Ne demek? Bitti. Mahkeme buna inanmadı. Ayrıca yine buna DGM'ye başvurdular. Aynı dosya daha önce İstanbul Özel Yetkili Savcılık'ta eski adıyla DGM Savcılığı'na görüldü. Dosya numarası 2007-3026 Savcılık 13-12-2007 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Bu karar 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2008/3007 D iş kararıyla tasdik edildi. Evet. Ne demektir bu? Tamamı uyulur mu anlamına? İnşallah. 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 Toz getirmişler. Çeşitli tozlar, işte talihli işte uyuşturucu kullanıyorlar. Yani vermişler onlara. Hı. Yani ortalığı bulandırmak için. Birisi yumurta tozu öne çıkmış. Bir tanesi trikalsiyum fosfat. Yani kemik güçlendirici şey. Trikalsiyum fosfat. Bir tanesi mektup yazmış. İşte şöyle böyle yaptılar. İşte bu hikayeler anlatıyor. Mektubunda Allah ayağına dolandırmış. Diliyle kapatmış mektubu. Yani şey yapmış. O salgısı bulaşmış. Erkeğe ait. Kadın diye anlatıyor. Kadın diye anlatıyor. Yani. Evet. Ama diyorum gani gani hakkımı helal ediyorum. Kaderlerini yaptılar. Onlar benim yine kardeşlerimdir. Benim affetmeyeceğim hiçbir insan yok. Maşallah. Hiç kimse yani ben Allah'ın affetmesi önemlidir. Evet hocam. Ben ya ben kulum ben yani ben Allah'a mahsustur intikam alma. Ben intikamcı değilim. Benim görevim merhamettir, şefkattir, maşallah. Affetmektir.